Hakan'la biz kavga ettik. Ne yaptı sana, canını mı yaktı? Canını mı yaktı? Bana söyleyebilirsin bak, tamam mı? Sakin sakin söyle bana. Hakan. Hakan. Bana bağırdı, çağırdı. Ama ben de karşılığını verdim. Ben de ona bağırdım. Sebebi neydi? Osman, keser misin sesini? Ben böyle şey bir anda... Kes sesini. Aslında... çok büyük bir sebebi yoktu. Öyle... küçük bir şeydi. Sonra biz halledemeyince çığ gibi büyüdü. Şimdi neden aramış peki Hakan? Hakan hatasını anlamış. Özür diliyor. Hatta birazdan buraya geleceğini söyledi. Bir kere de yüz yüze özür dilemek istiyormuş. Hakan Bey geldi. Tamam. Ne yaptın ablana? Deniz, senin bildiğin ama içeridekilerin bilmediği bir sürü şey var. Kürtaj mevzusu, Lut'un bizden alınması, abinlerin ölümüyle ilgili iftira, bir sürü şeyden tartıştık. Benim bir suçum var. Sadece özür dileyeceğim. Müsaade edeceğim. Lütfen. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim sizi. Böyle bir şey olsun istemezdim. Ama yapmam gereken bir şey var. Aşkım. Ben seni üzdüm. Hata yaptım. Üzerine fazla geldim. Bunun için senden özür dilemek istiyorum. Bir tanem, ben bu hayatta ne yapıyorsam bizim için, senin için yapıyorum. Demetciğim. Aşkım, beni affeder misin? Ha? Bunu senin için aldım. Bu senin için. Tekrar özür dilerim. Yemin ederim var ya, kalbim yanıyordu. İçime su serpildi sanki. Hakan. Ablamın canını sıkan bir şey yaparsan... karşında beni bulursun. Deniz. Biliyorum endişelendin. Yani sizler de endişelendiniz. Gerçekten hepinizden özür dilerim. Ama aile içinde olan şeyler hani... karı koca arasında sen az çok biliyorsun. Ben de biraz ablanın üzerine gittim. Yaptım bir eşeklik. Sizleri de rahatsız ettik bu saatte. Ne olursunuz affedin. Yani gelmişken Bulut'u da görmek isterdim ama uyuyordur bu saatte. Bizden selam söyleyin. Gidelim mi aşkım biz? İnsanları daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi aşkım. Abla. İyi misin sen? Bak, gitmek zorunda değilsin. İyi misin? Hı? Şimdi bu. Demet'in halini görünce bayağı korktum. Çok büyük bir sorun var gibi duruyordu. Ama sonra bir anda Hakan geldi, barışıp gittiler. Bu bir tek bana mı garip geliyor? Öyle, garipti gerçekten. Yani bu da mı ablamın bir oyunu, ben anlamadım ki. Hayır Deniz, oyun olmadığı çok belliydi. Ağlarken içi titriyordu Demet'in. Demet'in hali hiç hoşuma gitmedi. Bunun altından hiç beklemediğimiz bir şey çıkabilir. Ne gibi? Bilmiyorum. Henüz bir tahminde bulunmak için erken. Deniz,
Sen Demet'i yalnız bırakma. Tamam ya, ben onunla baş başa da konuşurum. Anlatamadığı bazı şeyler vardır belki. İyi fikir. Tamam, çok muhteşem bir geçmişimiz yok kendisiyle. Ama belli ki zor durumda. Yardımcı olmamız lazım. Değil mi Ferit? Öyle tabii. Yalnız ben daha çok Bulut'u düşünüyorum. İyi ki Bulut'u onların elinden almışız. İyi ki. Bulut'un o kavganın gürültünün içinde kaldığını düşünmek bile istemiyorum. Burası da pek sağlıklı bir ortam değil aslında. Sırası mı şimdi Asuman dediğin? Ya o yüzden değil yani, sizin evliliğiniz de gerçek değil ya, o yüzden söyledim. Asuman, bence bu kadar yeter. Yeri gelmişken söyleyeyim, hepimiz bu sırrı saklamaya devam edeceğiz. Açık vermeyelim. Demet, rica edeceğim yeter. Lütfen şu ağlama zırlama işlerini keser misin? Sevmiyorum zaten. Senin yüzünden katil oldum ben. Hiç tanımadığım birini öldürdüm. Merak etme. Tanısan da sevmezdin zaten. Tekiydi. Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen benim ne hissettiğimi hiç tahmin edemiyor musun? Sen nasıl bu kadar insafsız, nasıl bu kadar acımasız ve gaddar olabiliyorsun ya? Senin yüzünden kızım, senin yüzünden. Tamamen senin yüzünden. Elin ayağın bir dursaydı bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Anladın mı? Adamın öldüğünden haberin bile olmayacaktı anasını satayım. Sen aşağılık herifin tekisin. Demet, bak beni delirtme. Ben senden papara işiteyim diye bu kadar naneyi yemedim. Beni delirtme. Ben ne yaptıysam ikimiz için yaptım kızım. Ya sen şunu anlasana. Biz biriz, biriz. Aynıyız biz. Bizim kökümüz bile aynı. Bak yemin ediyorum Demet. Eğer akıllı uslu durmazsan polisi ararım. Delilleri veririm. Yemin ediyorum sana, seni 2 saatte yakalarlar. Çıkarsın hakim karşısına. Tak mahkeme. Tak 20 yıl. Tak hapishane. Bitti gitti. Ona göre. Hanımefendi bak, hapishanede zaman buradaki gibi işlemiyor ha, daha yavaş yavaş. Daha aheste aheste, insanın canını alıyor ha. Sen saraylarda büyüdün kızım. Senin o sırça köşklerde fincanınla çayını yudumladığın yer değil orası bak. Adamın hayatını bitirirler orada. Ölüp gidersin. Beni konuşturma. Sen var ya, beni elinde tuttuğunu zannediyorsun. Ama ben çoktan kayıp gittim elinde. Bundan sonra sen benim kocam değil, ancak gardiyanım olursun. Yaşta çocuk ne kızı görecek rüyasında? Ben görüyordum. Hmm. İlk aşkımızdı galiba. Öyle de denebilir. Ay tamam. Çocuğun yanında konuşulmaz böyle şeyler. Bilinçaltını işleyeceğiz. Kıskandı. Arkadaşlığımızın sonuna geldik. Evet, galiba burası benim için son durak. Teşekkür ederim. Her şey için. Ne demek, her zaman. Sen ne yapacaksın? Eve gideceğim. Sen şimdi eve gideceksin. Canın çok sıkılacak ben olmadığım için, biliyorum orasını da. Ondan başka ne yapacaksın? Yani gece çok uzun, düşünecek de çok şey var. Düşünmeye çalışacağım herhalde. Düşüneceğim.
Hani sen şimdi düşünmek için gideceksin o koltuğa, kendini un çuvalı gibi atıp gitarı eline alacaksın ya. İşte o zaman aklına birisi gelecek. Ablam. Aa, daha büyük sorun, ev büyük sorun. Nazlı. İşte onu düşünmemeye çalış. Tamam mı? Tamam. Ama söz veremem. Yani çünkü bu aralar epey işgal ediyor aklımı kendisi. Görüşürüz. Görüşürüz. Asuman. Ben de teşekkür ederim. Yani zor zamanlarda epey yardımın dokundu. Sağ ol. Ne demek? Her zaman. İyi geceler. İyi geceler. Adı neydi? Kimin? İlk aşkımın. Nazlı, gerçekten bunu mu merak ediyorsun gecenin bu saatinde? Ama ben sana anlattım. Aa, evet, Selçuk'tu değil mi? Hani sonradan Photoshop yaptırmıştın. Olabilir. Seninkinin adı neydi ve sen kime kaptırdın? Ben kimseye bir şey kaptırmadım. Ha, kesin kaptırmamışsındır. Ya hadi anlatsana. Yoksa geçmişinde acı bir aşk hikayesi mi var? İyi geceler Nazlı. Ay aman anlatma. Sanki ben de çok meraklıyım. Ben öyle muhabbet olsun diye sordum. Tamam Şeref Bey. Ben bugün uğrarım. İmzayı atıp parayı alırım. Yok merak etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın. Ödemeler tam zamanında olacak. Şeref Bey, şimdi kapatmam gerekiyor. İyi günler. Kimle konuşuyorsun ya öyle kuytuda köşede? Ekmekçiyle. İnanılmaz güzel ekmekler yapıyor. Bir gün getiririm eve. Aa, bu arada Makbule Hanım Bulut'u çoktan okula yolladı. Merak ediyorsan. Tamam. Ben gideyim artık, geç kaldım. Ben bırakayım istersen seni, yani restorana gidiyorsan. Yok, hiç gerek yok. Restoranda önce bir yere uğrayacağım ben. Yolunu değiştirme benim için. Tamam. Gideyim artık, çantam da içeride. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah, bu deli sabahtan beri benim telefonlarımı açmıyor yani. Kapalı çocuğun telefonu. Ya Asuman, bırak şimdi şu Deniz'i de Demet'e anlatsana sen bana ya. Dün gece geldin, bır bır bir şeyler anlattın, sonra yatağına yattın, bayıldın uyudun yani. Hiçbir şey anlamadım, ne olmuş? Ya biz şimdi Ferit'teydik, tamam mı? Ha. Ondan sonra bu Demet geldi ama yani bunun halini görme ya. Sanki tsunamiler, seller, depremler olmuş da dünya yıkılmış, bir bu sağlam kurtulmuş yani. Öyle hitap hitap bir halde. Manyak mı bu be? Deli mi? Kalkmış bir de Ferit'in evine gelmiş. Ay Asuman, şuraya oturalım. İki dakika doğru düzgün anlat. Ne olur, böyle hiç zevk almıyorum. Hadi. Ay, tamam, tamam. Evet, şimdi en baştan anlatıyorsun. En baştan. Şimdi biz oturuyorduk. Tamam. Sonra bir anda Demet geldi pat diye. Ama bizim yüzümüzü görme, resmen şoka gittik yani. Hele Deniz. Yani çok kötü oldu çocuk ablasını o halde görünce. Zaten böyle hayatında her şey kötü gidiyor. Bir de ablasının o haliyle iyice perişan oldu çocuk ya. Hay Allah ya. Acaba bu içinde seller, tsunamiler, felaketler olan bilim kurgu filminin başrolünde Demet mi var? Yoksa Deniz mi var? Orasını çok anlayamadım yalnız Asuman'cığım. Hayır, Deniz'e karşı bir ilgili görüyorum da seni. Bir şey varsa söyle, biz de ona göre davranalım yani. Allah Allah, ne saçmalıyorsun Fatoş yani, ne saçmalıyorsun sen? Şu an ben anlamıyorum ya. Sen bana demedin mi kızım her şeyi en baştan anlat diye? Ben de böyle bütün detaylarıyla anlatıyorum. Sanki sen de oradaymışsın da yaşamışsın gibi olsun diye. Ama karar verdim şu an, hiçbir şey anlatmıyorum sana. Hem bizim işimiz var, restorana gidiyoruz. Ay tamam be, bir şey demedim, tamam. Hadi anlat, ne olmuş Demet'e? Pis kocası mı bir şey yapmış yoksa kız? Yani... Öyle bir hali vardı ki, sanki böyle Hakan zombi olmuş, bu Demet'e saldırmış. O da böyle bize nasıl anlatacağını bilemiyor gibiydi. Ama sonra adam o tıpış tıpış gitti vallahi. Allah Allah.
Asu. Aklına ne geldi? Sakın bu Demet'le Hakan yine bir komplo peşinde olmasınlar bak. Belki de Nazlı ile Ferit'in evine dinleme cihazı yerleştirmiştir bunlar kız. Aa, çüş Fatoş, gerçekten çüş sana kızım, saçmalama ya, manyak mısın sen be? Ne yaptın, yalnızlıktan kafayı mı yedin, biz yokken yabancı dizilere mi sardın sen? Sherlock'un bütün sezonlarını mı bitirdin ya? Sen anca dalgını geç Asuman. Restoranda bir sürü işimiz var, hadi restorana gitmemiz lazım zaten. Allah Allah, anca benimle çene yarıştırıyorsun ya. Sıkıldıkça bu da bana sarılıyor ya. Şeref Bey, bizimkisi geçici bir sıkışıklık. Restoranın bu ayki ödemelerini yapalım. Önümüzdeki aydan itibaren 3 taksitte size geri ödeme yaparız. Nazlı Hanım, sözünüz senettir benim için. Ama ölüm var, kalım var. Biz yine de kağıt senetlerden de imzalayalım. İmzalayalım, neticede iş yapıyorsunuz. Ya iş demeyelim de arkadaş yardımı diyelim. Ben size 30.000 lira vereceğim. 3 tane 11.000 liralık senet imzalayacaksınız. Ayda 1.000 lira faiz. Ya faiz değil de hizmet bedeli. Değil. Paranız hazır. Buyurun sayabilirsiniz. Gerek yok. Ya kusura bakmayın. Böyle elden veriyorum ama bankadan EFT falan yapınca çok sıkıntı oluyor. Sorun değil. Beni büyük bir dertten kurtardınız. Teşekkür ederim. İşimiz bu. İnsanları dertten kurtarmak. Senetlerinizi çekmeceye koyuyorum. Belki 3 ay sürmez borcu kapatmamız. Daha önce kapatabilirim. Ödedikçe gelir benden alırsınız. Tamam. Ben gidip ödemelerimi yapayım. Daha fazla gecikmesinler. Teşekkür ederim. İyi günler. Oh, ne kadar güzel kokuyor. Yine zarifliğini konuşturmuş Leman Hanım. Ellerine sağlık. Yani. Nasıl kendisi? Aa, çok teşekkürler tekrar. Ferit Bey. Ferit Bey. Leman Hanım sizi kurabiye göndermiş. Her sene olduğu gibi. Doğum gününüz kutlu olsun. Oo, Leman Hanım kurabiyeleri mi onlar? Daha sabah yapılmış, soğumamış bile. Bugün senin doğum günün değil mi ortak? Ayılacaklar, etraftakiler duruma şimdi tek tek kutlayacaklar. Hiç sevmiyorum bu hikayeleri biliyorsun. Bak işte senin bu tavrın yüzünden ben bile her sene unutuyorum Ferit. Tamam, al sepeti geçelim buraya. Ferit Bey, siz annenizi arar mısınız? Ben yerinize bir mesaj yollayayım mı? Ben ararım İkbal'im, teşekkürler. Ferit, Leman teyzeye de affetmedim. Nasıl affedebilirim en iyi? Hem bu konuyu bir daha konuşmayacağımız dair sözleşmiştik diye hatırlıyorum seninle. Tamam tamam, dur be kardeşim ya. Bir sarılayım, bir doğum gününü kutlayayım ya. İçeride sarılsak ha. İyi tamam hadi. Hah, kimse yok ya. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Nice mutlu yıllara. Hediye de alamadık unuttuğumuzdan ama da bakalım alırız. Sen şimdi hadi beni susturdun. Nazlı'yı nasıl susturacaksın? Kızın elinde kapı gibi evlilik cüzdanı var. Vallahi mutfaktaki alıncaklar çizelgesini yazmıştı senin doğum gününü unutmamak için. Aslında ben de bir şeylerden şüphelendim. Sabah böyle fısır fısır telefonda konuşmalar, ben gelince aniden kapatmalar falan. Herhalde bir şeyler planlıyor. Ne yapacaksın peki? Böyle huysuz huysuz davranıp kızın canını sıkma bari ya. Yüzün gülsün azıcık. Yok. Nazlı beni kırmadı. Bulut'un mutluluğu için birçok şeyi göz alarak hayatını değiştirdi. Şimdi ben onu kıracak bir şey yaparsam ona haksızlık etmiş olurum. Tabii ki bırakalım. Sürprizini yapsın. Bu sene de böyle olsun. Heh, süper. Harika. Ben zaten Tahir'e bir yollarım. Restoranı bir kolajin etsin bakalım oraları. Bir ağızlarından laf almaya çalışsın falan. Biz de hazırlıklı olalım yani. Şeref Bey'den aldığımız parayla bu ayın borçlarını kapatıyoruz. Ama bir dahaki ay sıkışmamamız için çok çalışmamız lazım. Evet. Hatta benim ek iş bulmam gerekecek. Ek iş mi? Nasıl ya Nazlı? Öyle manam, yapacak bir şey yok. Ha, iyi de Nazlıcığım, senin yeni bir işe gidecek vaktin mi var bebeğim? Buradaki işlerin var, evdeki işlerin var, daha okulun var. Ay iyi hatırlattın. Okula gidip tarihleri öğrenmem gerekiyor. Bir dakika not alıyorum. Teslim tarihlerini öğren. Hatta hazır okula gitmişken hocalarla görüşeyim ben. Belki bana bir iş önerirler.
Ay Nazlı, en son sana bir iş tavsiye ettiklerinde Ferit'le tanıştın, bütün hayatın değişti. Hatta evlendin yani. Kim bilir bu sefer neler olur. Fatoş'cum aşk olsun. Evli, barklı, mutlu bir kadına. Ha tabii canım. Ya bu senin hocanın keşke bana da birini paslasa. Aa, kız, bana mi? E sen hani Tarık'a meyilliydin? Aa. Yani evet ama Tarık bana uzak gibi sanki. Sen de yardımcı olmadın Fatoş. Aa. Ama Manami'cim, Japon gülüm, bu işler böyle aceleye getirilmez ki. Birazcık sabırlı olman lazım, değil mi yani? Bir dakika, bir dakika. Tarık ve sen. Yani nasıl olur sence? Çok güzel olur Manami'cim, için rahat olsun.